7 Soru 7 Cevap programından merhabalar. Newstab Türkiye olarak yerel gazetecilerle mesleki sohbetler etmek için yola çıktık. Bugün Dersim'deyiz. Diğer adıyla Tunceli'deyiz. Konuğumuz gazeteci arkadaşımız Ali Haydar Gözlüğü ile beraberiz. Ali Haydar Gözlüğü 1978 yılında Dersim'in Koca Koç Pah köyünde doğdu. Tunceli Üniversitesi elektrik bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Ulusal Kanal'da kameramanlıkla başlayan gazetecilik öyküsü Dersim'de Halkın Sesi gazetesi ve TRT İl temsilciliği ile devam etti. 2015 yılından beri Rudav TV'de sürdürdüğü gazeteciliği yerelde Dersim Haber gazetesi ile devam ettiriyor. Ali Haydar, öncelikle hoş geldin programımıza. İlk sorumla başlamak istiyorum ben. Yeni medya teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gazetecilik tanımının sınırları aşındı. Bizim için gazetecilik tanımını yapar mısınız? Yani gazetecilik aslında değişen teknolojiyle birlikte aslında yeniden tanımlanması gerekiyor. Çünkü bu işi meslek olarak yapılmıyor. Yani işte elinde cep telefonu olan bir kişi bir fotoğraf çekiyor, video çekebiliyor ve bunu sosyal medyaya atıp direkt gazeteciye tesirde bulunabiliyor. Yani böyle bir etkisi var aslında. Yine geldiğimiz süreçte aslında biraz yurttaş gazeteciliği de ön plana çıkmaya başladı. Çünkü sosyal medya ve bu internet ağının gelişmesiyle birlikte böyle bir mecra da ön planda. Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor aslında. Yani gazeteciliğin yeniden tanımlanması gerekirse aslında biraz yurttaş gazeteciliği birlikte tanımlanması gerekiyor. Bu şekilde hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Gazeteci olduğunuz için pişmanlık duyduğunuz, meslek değiştirmek istediğiniz bir an oldu mu? Evet, aslında ben bu işi çok seviyorum ama tabii zaman zaman bir gazeteci yani mağduriyet haberlerini çok yoğun yaptığımız zaman yani bundan aldığımız keyif bambaşka aslında, güzel bir süreç. Yalnız şöyle bir süreç de var, zaman zaman işte yine yani bölgemiz özellikle mesela mağduriyet, hak hukuk ihlallerinin yaşandığı bir yer mesela, insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir bölge. Dolayısıyla burada mesela eğer bu hukuksuzluğun yaşandığı alanda insanlara böyle dokunamadığın zaman, bir sonuca gidemediğin zaman bu sizi gerçekten üzüyor. Yani gazeteci haberiyle vardır aslında. Yaptığı insanların hayatına dokunmasıyla vardır, çözümle vardır. İnsanların yaşadığı olumsuz durumları yansıtmasıyla vardır. Bu ona keyif verir ama bunu işte bazen zaman zaman ulaştıramadığın zaman, yani bir çare olamadığın zaman bu anlamda böyle bir mutsuzluk yaşayabiliyorsunuz. Böyle bir durum da olabiliyor. Ama yine de güzel bir meslek. Çünkü bu meslek bir hastalık aslında. Bulaştığınız zaman da bırakamıyorsunuz. Böyle bir yönü de var. Bölgenizin çok dilli, çok kültürlü yapısının yapılan yerel haberlerde yansıtabildiğini düşünüyor musunuz? Dersim aslında Türkiye'de özel yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok renkli bir yer. Gerek muhalif kimliğiyle, gerek toplumun %90'ın Kürt Alevi olması itibariyle bölge aslında böyle bir renkliliği de, bir çeşitliliği de barındırıyor kendisinde. Bir duruşundan dolayı, bu sol muhalif duruşundan dolayı. Türkiye'de böyle ön plana çıkan bir şehir aslında. Küçük bir şehir ama habercilik anlamda ses getiren bir şehir. Yani her haberiyle de gerçekten Türkiye'de, dünyada böyle yankı uyandıran bir yönü de var yani. O yönüyle renkli, evet, biz ne kadar bu renkliliği yansıtabildik onu tam biliyorum. Yani bu, özellikle bu süreçte gelinen aşamada ben bu renkliliği çok fazla yansıtamadığımızı düşünüyorum. Yani hedefimiz yansıtmak da, evet, buradaki insanların kendisini Alevi toplumunun, Kürt toplumunun, bu toplumun kendisini muhalif olarak tanımlayan toplumun kendisini ne kadar ekranda gördüğünü, bu tartışmalı bir durum. Biz bunu yansıtmak istedik. Sonuçta biz de bu toplumda yaşıyoruz. Biz gazetecilik görevini sürdürüyoruz. Ve bunu vatandaşların ekranda görmesi için bir çaba sarf ediyoruz ama bunu gerçekleştiremediğimizi tam anlamıyla düşünüyorum. Vatandaş da zaten, toplum da kendini çok fazla tanımladığı biçimiyle ekranda kendisini göremiyor yani yeteri kadar. Teknolojik imkanlarınız bakımından ne değişseydi gazetecilik süreçleri daha iyi olurdu? Teknolojik gelişmeler aslında gazeteciliği olduğu gibi bütün
mesleki alanları da etki ediyor. Önemli alanda bir etki ediyor. Ama özellikle gazetecilik üzerindeki tesiri daha fazladır. Gazeteciler bu süreci aslında şöyle yapmalıdır. Yani tabii ki teknolojiyi reddedemezler. Ama fikirsel anlamda geliştirebilmeliler. Yani bu süreci adapte olmak için kendini geliştirmeli. Fikirsel anlamda, teknolojik anlamda da buna adapte olmalılar. Bu şekilde ancak bu süreci yürütebilirler. Aksi yani bu mecranın dışında kalırlar. Bu böyle bir olumsuzluğu var yani. Yerel ya da bölgesel bir yayında çalışan bir gazetecinin insan hakları, demokrasi gibi açılardan ulusal basında çalışan biri kadar etki yaratabileceğini düşünüyor musunuz? Aslında geldiğimiz aşamada ulusal ve yerelin aslında aradaki fark bence kapandı. Çünkü dediğimiz gibi internet gazeteciliğin gelişmesi, sosyal medyanın son dönemde özellikle çok ağır, hızlı bir şekilde gelişmesi, insanların çok hızlı bir şekilde birine ulaşması, bu ayrımı aslında indirgedi. Yani çok fazla bir fark kalmadı. Yani çünkü işte mesela elimizde bir haber, yaptığınız bir haberi bir milletvekili, bir parlamenter meclise taşıyabiliyor. Bunu gündemleştirebiliyor mesela. Burada böyle bir yanı da var. Yani çok fazla olmasa da yine de şeyi düşünüyorum yani. Bu anlamda yerel ve bölgesel gazeteler etkili ulusal anlamda gündemi de belirleyebiliyor. Böyle bir farkın çok olmadığını düşünüyorum yani. Yerel ya da bölgesel yayınlarda neyi değiştirmek isterdiniz? Ben aslında Türkiye'de medyanın ekonomik anlamda sorunlu olduğunu düşünüyorum. Aslında demokrasi sorunu, ülkedeki demokrasi ve hukuk sorunundan kaynaklı doğal olarak da medyada sorun. Yani kendi ilimize geldiğimiz zaman aslında medyanın durumu yani ekonomik anlamda bir ekonomik kıskaç var aslında. Yani şeyi alındığını düşünüyorum bu anlamda. Böyle bir olumsuzluğu var. İlk önce ekonomik sorunlar var. Daha sonra yani vasıflı eleman artı teknik anlamda bir şeyin olmadığını, donanımın olmadığını düşünüyorum. Yani elimde olsaydı bu anlamda teknik anlamda bir düzeltme ve vasıflı eleman, gerçekten sahaya inen, yani masa başında değil de masa başında kopyala yapıştır gazeteciliği değil de sahada olan, insanların içinde, toplum içinde olan bir gazetecilik anlayışı icra etmek isterdim yani. Bir yerel gazetecinin bir günü nasıl geçer? Sabah hangi gazeteleri takip eder? Hangi haberleri takip eder? Biraz yaptığınız işi anlatabilir misiniz? Biraz bir gününüzü. Yani aslında bu süreç biraz değişti biliyor musunuz? Bu son 5 yılda biraz değişti. Yani bizim sabah kalkışımızla işte gün içerisindeki alışkanlıklarımız, yaptıklarımız, yaşam biçimimiz çok değişti. Yani ben 2003 yılında gazeteciliğe başladığım zaman ben işin açıkçası korkuyla başlıyordum. Yani güne tedirginlikle başlıyordum. Çünkü her gün bir yere gidiyordum. Her gün diyorum ya çatışmalı şiddet ortamı vardı. Bundan kaynaklı sıkıntılar vardı, olumsuzluklar vardı. Ölümler var, bilmem ne var. Çevrenizde sürekli kaos var. Böyle uyanıyorsunuz. Böyle sabaha böyle başlıyorsunuz zaten. Bu bir kere günü bitiriyor zaten yani. O gün yaşamımızın yani yaşamımızın merkezinde şey korku biniyor. Yani bir 10 yıl sanırım herhalde 15 yıl böyle bir geçti yani. Bu son 5 yılda biraz hani bu çatışma, şiddet sürecinin biraz sona ermesiyle birlikte biraz daha durağanlaştık. Biraz daha böyle kendi kabuğuna çekilen bir yaşam biçimi oldu aslında. Çünkü süreç yani Türkiye'deki süreç çok farklı gelişiyor. Gündem çok hızlı değişiyor. Buna bağlı olarak gazeteciler de yaşam biçimi, alışkanlıkları da değişiyor aslında. Böyle bir şey var. Ben sabahları kalkıyorum işte. Yani ilk önce sokağa iniyorum. Böyle kurumları falan geziyorum. Bazı yerlere iletişim kuruyorum. Yani günlük geçen olaylarla ya farklı ne gelişmişse işte bilgi almaya çalışıyorum. Daha sonra internet gazetesinde gazeteleri takip ediyorum. Yine gazete alıyorum. Yerel gazeteleri bizde ne var, orada ne var, onlarda ne var, eksik olan ne var, bizde ne, hangi haber bizde yer almamış, onlar da var. Bunları kontrol etmekle geçiyor. Yine farklı siyasal eğilimli gazeteler, onları takip ediyorum. Böyle geçiyor günlerim. Ben teşekkür ederim Ali Haydar bizimle olduğun için, bu sohbeti bizimle paylaştığın için.
Ben de teşekkür ederim. Yerel gazetecilerin böyle bir zaman ayırdığınız için bu anlamda çok sağ olun. Bugün Dersim'deydik. Gazeteci arkadaşımız Ali Haydar Gözü ile beraberdik. Farklı şeylerden yerel gazetecilerle konuştuğumuz 7 soru 7 cevabın bu bölümünün sonuna geldik. Farklı şehir ve ekollerden gazetecileri dinlemeye devam edeceğiz. Soru ve yorumlarınızı Newslab Türkiye'yi sosyal ağ hesapları üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.